Merhaba arkadaşlar. Daha önce sizlere şunu rüzgar türbinleri için kanatların yani pervanenin balansını alma aparatı olarağını tanıtmıştım. Şimdi ise size nasıl balans alınır basit olarak göstereceğim. Ve bu metot biz daha önce yaptık. Yıllardır kullanılmakta hiçbir bugüne kadar problem çıkmadı. Tabii balans bazı arkadaşlar diyebilir. Ya bu çok klasik, çok işte değişik bir sistem diyebilir. Ama biz bu sistemle başarılı olduk. Başarılı olduğum için sizlere de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu gördüğünüz gibi daha önce tanıtmıştım. Bisiklet göbeği. Normal bildiğiniz bisiklet göbeği. Buna bu şekilde saç kaynak yaptırdım. Ve şimdi mengeneye bağladım. Bu pervane, rüzgar türbünü de öğrenci projesi için daha önce yapmıştık. Şöyle bir kanadının boyunu sizlere şöyle merkezden ölçeyim. 75 santim. Şimdi tabii kanatları siz istediğiniz saçtan yapabilirsiniz, PVC'den yapabilirsiniz. Bunları artık sizin konularınız. Şöyle bir aparatımız da var. Ben bunu tornadan yaptırdım. Bunu saçtan da yaptırabilirsiniz. Bu alüminyum ismini bilmiyorum. Pertinax diye de geçiyor veya başka malzeme ismi de geçiyor. Şunu tornada yaptırdım. Bunun mil çapı 8 milimdir. Yani şu oyuk olan yer 8 milim. Şimdi bu şeyimiz ise 10 milim. Peki buraya nasıl girecek? Ben şöyle bir tane yani bu somuna şöyle tiş 8 milimlik bir tane tiş kaynak ettirdim düzgünce tornadan. Şimdi bunu buraya takacağız. Tabii şimdi tek elimle takamadım. Evet şimdi taktım ve gayet düzgün dönmekte. Şimdi buna da tabii bir somun ve pulla şimdi takacağım. Nasıl balans alındığını sizlere basit olarak göstereceğim. Tabii yabancı YouTube kanallarında var ama tabii tam anlayamayacaksınız. Ben size püf noktalarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Tabii öncelikle ben bunu böyle yere 180 derece şöyle su terasıyla gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde bağladım. Mengeneye bağladım. Bu rüzgar kırıcı, rüzgar yarıcı diyoruz. Bu Huni'den yaptığım parça. Bu mutlaka faydalıdır. Bunu yapmanızı, bunu saçtan da yapıyorlar. Mesela şöyle şurada göstereyim bakın. Saçtan yaptırmıştım daha önce. Huni. Bunlar rüzgar gelir. Yani rüzgar karşıdan vurur ve kanatlara dağıtır. Dolayısıyla %10, %15 verimi arttırır arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmiş olayım. Şimdi kanatımızı normal takacağız. Gördüğünüz gibi. Şuraya da şöyle bir tane oraya göre pul ve somunla bunu sıkıştıracağız. Şimdi sıkıştıracağım ve bunu döndüreceğim. Şimdi bakın döndüm. Döndürdüğüm zaman geri geldi kanat. Şimdi ağır kanatın ters yönüne ağırlık koyacağız. Tabii önce malzemelerimizi de hazırlayalım. Kağıt bant, birkaç pul ağırlık için, birkaç somun böyle vida, akıllı vida gibi malzemeleri hazırlayalım. Çünkü biraz sonra bu ağırlıkları şu şekilde arkasına yapıştıracağım veya vidalayacağım. Ama önce balansımız nasıl alınır ona bir başlayalım. Evet arkadaşlar penseyle veya anahtarla bu vidamızı sıktık. Şöyle şu şekilde döndürüp karşısına geçip bakıyoruz. Ama bu tabii çok uzun bir zaman alacak. Sizleri de uzun videoyla sıkmak istemem. Şimdi yani esas şeyimiz bu. Şu şekilde bakın şu kanat yani 3 kanatlıysa şimdi 3 kanatlı da olsa 5 kanatlı da olsa prensip aynıdır. Bir tanesini aşağıya koyuyoruz böyle tam dik. Yere dik. Bakın durmuyor. Şimdi buna bakalım. Bu duruyor mu? Bu da durmuyor. Buraya geçelim. Bu duruyor mu?
Bu da durmuyor. En yakını bu. Yani kısaca en ağır kanat bu demektir. Şimdi dolayısıyla şu iki kanat terazi olacak. Şu iki kanat terazili olması lazım ki bu burada tam dik olarak durabilsin. Şimdi ne yapacağız? Bakın sola doğru yatıyor birazcık. Yani şuraya hafif bir ağırlık koyacağız. Şimdi şöyle bir tane pulumuzu, şöyle kağıt banta. Şimdi tekrarlayayım. Buraya biraz yattığı için şöyle tam V duracak ki bu da dik duracak yere. Bakın geri geliyor. Şimdi ben bir tane pulu ne yaptım? Kağıt bantla şöyle yapıştırayım. Şimdilik. Bak şu anda durdu. Hatta ağır geldi. Şimdi ağır geldi. Ne yapacağım? Bu ağır geldiği zaman bunu birazcık şuraya doğru, merkeze doğru yaklaştırayım. Bakalım ne olacak. Evet, yine ağır geldi. Şimdi o zaman bu pulumuz ağır geldi. Daha hafif ağırlıktaki pullardan koyalım. Veya şöyle iki tane şu şekilde pul koyalım. Evet arkadaşlar, iki tane o gördüğünüz küçük ince pulu, kalın pulu çıkardım. İnce pulu tabii önce nereye yapıştırmıştım? Buraya yapıştırmıştım. Tabii buraya yapıştırınca bu hafif olduğu için bunu uca getirdim. Bakın uca yapıştırdım. Tabii bunu şöyle duruma göre aşağı yukarı terazi gibi kaydırabilirsiniz. Bakın şimdi kanadın biri ortada ve ikisi de aynı açıda bekliyor. Şimdi elimizde diğer kanatı getirelim. Bakalım bu aşağıda dik olsun. Şimdi bu ikisi duracak mı? Ona bakalım. Bakın durmadı. Yani şu kanat ağır geldi. Bakın gidiyor, durmuyor. Şimdi ne yapacağız? Bakın yani ağırlık. Bu kanat ağır. Yani diyeceksiniz ki bu kanadı keseyim. Ama kestiğiniz zaman da olmaz. Çünkü hem şekli bozulur. Şimdi balans olayını alacağız. Bu birincisi tamamdı. Ben buralara numara koydum arkadaşlar. Bakın 2. Eğer ben kalemle yazsaydım sonra boyansaydı bunu 2 kaybolacaktı. Ben buraya matkapla bakın 2 nokta koydum. Buraya da 2 nokta koydum. Bunda ise yok. Bunda ise pardon bu 2. Bu da 1. Bakın 1. Böyle nokta koydum. Yani bu şekilde. Yani boyandığı zaman da bu noktalardan kaybolmayacaktır. Şimdi bu tamam ama şu kanada geldiğimiz zaman durmadı. Bu kanat ağır. Dolayısıyla buraya bir ağırlık koyacağız şimdi. Bu kanata ağırlık koyacağız. Bu kanat kaç nolu kanat? 2 değil, 1 değil. Bu 3 nolu kanat. Evet. Şimdi ona ben yine bu ağır pulu koyayım. Tekrar beklemeye alacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu 3 numaralı kanata ben şimdi şuraya şimdilik siz görün diye numara yazayım. Belki karıştırabilirsiniz. Şu tabii noktaları görmüyorsunuz. Ben yine de şöyle şuna 1. Bakın burada 2 nokta var. 2. Buna da 3 diyeyim ki rahatlıkla siz de görün. Şimdi iki nolu kanatımıza daha önce şuraya iki tane ince pulu koymuştuk. Bunu test etmiştik. Tamamdı. Şimdi üç numaralı kanat yani şu şekilde yaptığımızda üç numaralı kanat. Ben iki tane pul koydum. Bakın şimdi bu tarafa doğru saat yönüne doğru yatıyor. Ne yapmam lazım? Bunu birazcık merkeze doğru yani şuraya doğru tahmini getireceğim. Nerede duracak? Ona göre bakacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi olayın mantığını anladınız. Şu bir numarada şu anda yok. Bir numarada hiçbir şey yok.
İki numaraya geldik. Yani şöyle söyleyeyim, bir numarada bir şey yok derken şöyle yapıyorum. Bir numara aşağıda örneğin. Şöyle bakın. V şeklinde. Ve düzgün duruyor. İki nolu kanata bak şuraya dengede dursun diye. Eğer bu şöyle olsaydı bunu buraya getirecektim. Buraya geldiği zaman da buraya merkeze doğru çekeceğim. Bu ağırlık olunca merkeze doğru çekeceğim. Yani şu bantı. Bakın buraya bir tane kalın, pardon, şöyle göstereyim. İki tane kalın pul koydum. Tahmini bunlar tabii ki. Tahmini bantla koydum ve şöyle bakıyorum. Bu yere dik geldiği zaman bir nolu kanat duruyor bakın. Şimdi 3 noyu sağa getirdim. Şöyle tutuyorum. Buna ne koymuştuk daha önce? Bir tane kalın, bir tane de ince pul koydum ve uç kısmına. Eğer buraya getirsem ne olacak? Balans bozuk olacak. Şimdi bakın uç kısmında şöyle. Şimdi 2 numaralı kanat aşağıda. Bakın. Orada 1,5 pul var diyelim. Gayet güzel. Şimdi 1 numarayı sağıma getiriyorum. 3 numara aşağıda. Şöyle tutuyorum. Gayet güzel. Şimdi olay bitti diyelim. Döndürüyorum. Döndürdükten sonra tabii bu olay, bu yapılacak balans alınacak ortam rüzgarsız ve iç mekan olması gerekir. Şimdi bu tabii rüzgarda dönüyor diyelim. Dönecek, dönecek, yavaşlayacak, yavaşlayacak ve duracak. Eğer geri dönerse balansta bozukluk var demektir. Olduğu yerde dönerse balans tamam demektir. Olay budur. Yalnız burada ben bir şeyi geç algıladım daha doğrusu. Aslında bu şapkayı da takıp öyle balansını almak lazımdı ama tabii bu hafif olduğu için ben dikkate almadım. Sizlere söylüyorum. Bakın döndü döndü döndü. Çok yavaş ve duracak. Evet. Gördüğünüz gibi durdu. Balans olayımız burada bitti. Başarılı demektir. Olayı anladınız. En güzel yöntem budur. Bakın tekrar ben döndürüyorum. Bu 50 santim olabilir. Kanatların bir tanesi. Yani çapı 1 metre olabilir. 2 metre olabilir. 3 metreyi yapamazsınız gerçi iç mekanda. 2-2,5 metreyi yapabilirsiniz çap olarak. En güzel balans alma sistemi budur arkadaşlar. Tamam, o zaman şunu da söyleyeyim. Diyeceksiniz ki buralara yapıştırdınız bantı. Bantla şeyi. Ne olacak şimdi? Şimdi esas buradan mümkünse akıllı vidayla onu tutturacağım. Diyeceksiniz ki akıllı vidanın bir ağırlığı var. Hatta ben bunu yapıştıracağım. Akıllı vidayla değil. Bazen de ben bunu güzel tutkalla yapıştırıyorum. En güzeli yapıştırma. Ama vidayla da yapabilirseniz bu vidanın ağırlığı kadar buradan şeyi pulu veya ağır metal şeyi azıcık eksilteceksiniz. Bu vidanın ağırlığı kadar yani 1-2 gram gibi. Şimdi ben bunları ne yapacağım? Yapıştıracağım arkadaşlar. Yapıştırma fazla bir balansı bozmaz. Bu İran yapıştırıcı dediğimiz yapıştırıcılarla yapıştıracağım. Olay bitmiştir. Mesela diğer bakın bu şeyde pervanenin de aynı şekilde. Olay budur arkadaşlar. Yani balans alma tekniği budur. Öncelikle böyle tek tek kontrol edeceksiniz. Ağırlıkları tahmini yapıştıracaksınız ve sağa sola kaydıracaksınız. Böyle böyle devam edeceksiniz. Ve en son bütün kanatlar olduğu yerde duruncaya kadar. Ondan sonra döndürüp durmasını bekleyeceksiniz. Durmadı tekrar balansı baştan yapacaksınız bu şekilde. Evet, yapacağınız işlerde başarılar dilerim. Bu metot belki sizlere ilkel gelebilir ama en basit balans alabileceğimiz sistemdir. Balans alma makineleri vardır ama şimdi bir atıyorum 150-200 liralık
bir pervane için 500 lira balans vermeye, balans parası vermeye gerek var mı? Takdir sizlerindir. Evet, yapacağınız balans işlerinde, pervane işlerinde, rüzgar türbinlerinde başarılar dilerim arkadaşlar.